Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende benzerlik konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açı 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 benzerliğinde kalmıştık. Kalıp 1'i ayrı bir videoda anlatacağım da arkadaşlar. 2 tane kalıp var hatta. Açı 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 benzerliği sorularında genelde 2 kalıp üzerinde yazılır. Genelde. Bir önceki videoda ne vardı? Mesela açılar direkt belliydi. Açılara daldığımız zaman arkadaşlar. İşte paralellik verilmiş, yön değişiklikten falan yazdığımızdan iki üçgende bütün açılar birbirine eşit çıkıyordu. Burada da arkadaşlar yani tek bir açıya eşit verilir mesela. İşte o açının eşitliğini kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Bir önceki videoda demiştim ki hatta. Ya kardeşim üçgen sorusu çözerken ya da geometri sorusu çözerken sorular kendini belli eder. Dik üçgenden çözülebiliyorsa. Dik üçgen bakacaksın soruya. Dik üçgenden çözülebiliyor mu diye. Çözülmüyorsa işte özel açı var mı? Açı ortay, kenar ortay falan filan. Bu konuların hiçbiri yoksa. X kenar, eşkenar, meşkenar yoksa. Son çare nedir? Benzerlik. Özellikle bir uzunluk falan soruyorlarsa arkadaşlar. O zaman benzerliğe yoğunlaştın. Benzerlikte de ilk başta neye bakacaksın? Açı açı açı. En fazla karşımıza çıkan. Hatta buradaki kalıp çemberde bile karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çemberde uzunlukta bile karşımıza çıkıyor. O yüzden çok dikkat edin şimdi buna. Benzerlikte de arkadaşlar açı 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 benzerliğine dikkat edeceğiz dedik ya. İşte şu kalıba dikkat ederseniz sizin açınızdan daha iyi olur. Kalıp ne diyor? İki üçgende eşit iki açı ve ortak birer açıları varsa üçüncü açıları da birbirine eşittir. Bak şu üçgenle büyük üçgende eşit iki açı var değil mi? Ha, hiçbir şekilde dik üçgen o boşluğu yok, benzerliğe yoğunlaştın. O zaman birer açı eşitliği varsa ortak açı. Kalıbın adı ortak açı kalıbı arkadaşlar. Ortak açı var mı mesela? Şu üçgenle büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? İşte tam olarak burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı zaten otomatikman 180 derece anlamından çift çizgi oldu. Bak burada da göstermişim zaten. Ortak açı burası iken üçüncü açı çift çizgi, üçüncü açı çift çizgi. O zaman burayı silebilirim. Önceden sadece birer açıları eşitti. Şimdi ne oldu? Bütün açıları eşit oldu. O zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Bütün açıları birbirine eşitse bu iki üçgen benzer. Hatta benzerliği yazarken A, B, C diye yazdıysak karaladığım çift çizgi nokta diye gittim. Burada da karaladığım çift çizgi nokta A, E, D. Bakın A, B, C ile A, E, D benzer olur arkadaşlar. Benzerlikte de bizim yaptığımız tek şey vardı. Neydi arkadaşlar? Aynı açının karşısındakileri oranlamak. Tek yapman gereken bu. Mesela burada kenarlar varken atıyorum A, B, C, C, D. Burası da X ve Y ise arkadaşlar. Burada iki üçgeni benzer bulduk ya bu üçgenle büyük üçgene. Tek yapman gereken noktanın karşısı A'nın, noktanın karşısı C artı D'ye. A bölü C artı D eşittir. Burada çift çizginin karşısı C'nin, büyükte çift çizginin karşısı A artı B'ye. C'nin A artı B'ye. O da eşittir. Karaladığım açının karşısı X'in, karaladığım açının karşısı Y'ye oranı diyeceksiniz. Ve olayı bitireceksiniz arkadaşlar. İşte olay bu. Tekrar ediyorum. İki üçgende eşit iki açı varsa direkt ortak açıya yoğunlaş. Ortak açı varsa üçüncü açıları da eşitle. Soruların çoğunluğunu çok rahat bir şekilde yapacaksın. Bunu kalıp olarak şuraya iyice yerleştir. Çok önemli arkadaşlar. Normalde bu zihniyette olan birisi değilim biliyorsunuz. Soru kalıbı ezberleyin falan filan diyen birisi değilim ama bu kalıbı bileceksiniz arkadaşlar. Çünkü her yerde karşımıza çıkıyor. Lütfen dikkat. Evet geldik şuraya. Arkadaşlar bakın ne verilmiş? Şu açıyla şu açı eşit verilmiş. Aa, şu üçgenle bak noktalı bu üçgen var. Bir de noktalı büyük üçgen var. Her ikisinde ortak açı var mı? Var. İşte burası. Zaten soru dik üçgenden oradan buradan şuradan çözümlü benzerlik. Benzerlikte de bakın açı eşitleri varsa ortak açıdır büyük ihtimalle. Evet ortak açı burası. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. O zaman bu üçgenle büyük üçgen açı açı açıdan benzer oldu. Aynı açının karşısındakileri oranlayacağız. Noktanın karşısı burada kaç? 2 bölü noktanın karşısı burada kaç büyüktü arkadaşlar? Dikkat edin. 4 eşittir. Çift çizginin karşısı kaç? 3 bölü çift çizginin karşısı kaç büyükte? X artı 2 diyeceğiz ve işler dışlar yaparak sonuca ulaşacağız. Yalnız daha kolay ve pratik bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Benzerlik oranı 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi kolay bir katsa kolay kafadan yapabilirsiniz. Mesela noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 4 olmuş. Aa hocam 2 kat. O zaman burada çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı 2 kat 6 diyebilirsiniz. Ve direkt buraya 4 diyebilirsiniz. İşler dışlar da yapsanız zaten cevabı yine 4 bulacaksınız arkadaşlar. Tamam ben bundan sonra böyle 1'e 2 1'e 3 oran varsa kafadan yapacağım arkadaşlar. Siz de bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Çünkü hızlanmamız lazım biliyorsunuz. Geldik buraya. Hocam dik üçgen, ikizkenar, o bu uçu yok demek ki benzerlik. A birer açı eşit verilmiş. Açısı eşit verilen üçgenlerde
Ortak açı var mı diye bakacağız. Arkadaşım bak şimdi. Açısı eşit verilen üçgen. Hocam şu üçgen de var. Bak şu üçgenle şu üçgen de var diyebilirsiniz. Ama arkadaş bu iki üçgeni seçmeyeceğimiz aşikar. Niye? Hocam üçgenlerde zaten birer kenar var. Benzerlik yapabilmemiz için en az ikişer kenar lazım. O yüzden bu üçgenleri seçmeyeceğimiz belli arkadaşlar. Ama dikkat edin arkadaşlar. Noktalı bu üçgen var. Bakın görüyorsunuz noktalı bu üçgen var. Bir de noktalı hangi üçgen var arkadaşlar? Noktalı şu üçgen var bir de arkadaşım. Değil mi? Mavi üçgen diyelim ona da. Evet. Kırmızı üçgenle mavi üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? Şurası. Bakın. Noktalı bu kırmızı üçgenle noktalı bu üçgende ortak açı burası. Kırmızı üçgene bakalım. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgisi. Burada da o zaman nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir arkadaşlar. O zaman bu kırmızı üçgenle mavi üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliğe başlayalım. Kırmızıdan başlayalım yalnız. Dikkat. Noktanın karşısı kaç burada? 4 bölü. Noktanın karşısı kaç burada? 3. 4 bölü 3. Kolay bir kat yok. O zaman buradan yapalım. Kırmızıdan başlamıştık. Noktanın karşısı 4 bölü noktanın karşısı 3. Kırmızıdan devam. Bak karaladığım açının karşısı boş. O zaman boş ver. Çift çizginin karşısına bakalım kırmızıdaki. Çift çizginin karşısı kaç burada tamamı? 6 bölü. Buradaki mavideki çift çizginin karşısı 4 artı x'e eşittir arkadaşlar. Şimdi içler dışlar yapalım isterseniz. Buradan şu 16 artı 4x yaptı. 16 artı 4x eşittir. 6 kere 3 18 yaptı. Attık bunu buraya. 4x eşittir 2 yaptı. X de buradan 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Evet cevabımız 1 bölü 2 yaptı. Dikkat edin arkadaşlar bu sorulara. Lütfen. Bu kalıp çok önemli. Geldik buraya. Hocam bak hiçbir şekilde soru yine eski konulardan çıkmıyor. Nereye geldik? Benzerliğe. Birer açı eşitliği varsa eşit açı kalıbı. Hemen ne yapıyoruz? Hocam noktalı bu üçgen var. Bir de noktalı bu üçgen var. Ama dikkat edin arkadaşlar. Noktalı bu üçgenle noktalı şu üçgene baktığınız zaman her ikisinde ortak bir açı yok. O zaman ortak açı yok mu acaba burada? Ama dikkat edin. Burada üçgenleri sayın desem ne dersiniz? Hocam bir bu üçgen, bir bu üçgen, bir de büyük üçgen var. Niye büyük üçgene bakmıyoruz? O zaman bak noktalı şu üçgene dikkat edelim şimdi. Noktalı bu üçgenle bir de noktalı büyük üçgene bakın arkadaşlar. Noktalı büyük üçgene baktığınız zaman gerçekten sarı üçgenle büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? Aha da burası. O zaman nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyükte de ne olmak zorunda? Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Yalnız dikkat. Buraya çift çizgi diyorsunuz. Burası değil. Neresi? Büyük üçgende üçüncü açı. Nokta karaladığım büyük üçgende üçüncü açı işte burası arkadaşlar. Burası çift çizgi olmalı. Tamam mı gençler? Dikkat edin. Özellikle buna dikkat edin arkadaşlar. Bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Çemberde bile karşımıza çıkıyor. Dikkat. O zaman küçük üçgenle sarı üçgenle büyük kırmızı üçgen benzer oldu. Hocam aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Küçükten başlıyorum. Noktanın karşısı 2 bölü. Noktanın karşısı 6 eşittir. Küçükte hocam karaladığım açının karşısı boş. Boş ver o zaman. Çift çizginin karşısı var. 6 bölü. Çift çizginin karşısı. Şuraya x diyecek olursam x artı 2'dir arkadaşlar. Ama yine buradan yapabilirsiniz de kolay yol var mı? Var. Noktanın karşısı 2 iken noktanın karşısı 6. Kaç? 3 kat var. O zaman çift çizginin karşısı 6 ise çünkü 2 iken 6 olmuş. 3 kat olmuş. Aynı açının karşısındaki kat. Çift çizginin karşısı 6 ise çift çizginin karşısı o zaman burası 3 katıdır. 18'dir. O zaman tamamı 18 ise buraya da kaç kaldı arkadaşım? 16 kaldı. İşler dışlar yapınca da 16'yı bulursunuz ama bu kısa yolları da bilin arkadaşlar. Geldik buraya. Bak noktalı bir üçgen, noktalı bir üçgen. Şimdi olayı öğrendiniz. Hocam bu üçgenle noktalı şu büyük üçgende ortak açı var mı? Var. Basamak basamak zorlaşıyor değil mi sorular arkadaşlar? Ortak açı burası mı? Evet. Bak bu ve bu üçgende arkadaşlar. Ortak açı burası. O zaman üçüncü açılar da birbirine eşit. Şimdi bize ne verilmiş? Verilenleri de kullanalım. Hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer. Ama bir tek 4 verilmiş. Benzerlik yok gibi. Bakalım gerçekten öyle mi? BD uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K. BD uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K yazdık. Peki. Şimdi EB'nin uzunluğu 4. Tamam. ABC üçgenin alanı. ABC üçgenin alanı için ne lazım? Dik üçgen olduğu için dik kenar çarpımının yarısıdır. Arkadaşlar benzerliği mecbur. Başka yapacak bir hamle yok. Mecbur benzerliği uygulayacağız o zaman. Burada noktanın karşısı en azından K cinsinden belli. Noktanın karşısı K'nın. Noktanın karşısı 4'ü oranı büyükte. Hocam burada çift çizginin karşısı var. 4'ün. Buradaki çift çizginin karşısı hocam BC oranı. Tamam. Buradan ne geldi? K
K çarpı BC uzunluğu geldi arkadaşlar. 16 yaptı. E ben bunu ne yapacağım ya? Ya bir şeyi bulduysan orada takılı kalma. K çarpı BC'yi buldun. Soruyu oku, kullanmadığın yere bak. Neyi kullanmadın sen? Hocam en son şu benzerliği falan kullandım. En son ABC üçgenin alanı soruluyor bak. Soruyu oku. ABC üçgenin alanı neydi? Şu dik kenarlar çarpımı değil miydi? Aa, dik kenarlar çarpımı. 2K çarpı BC bölü 2'dir arkadaşlar. 2K çarpı BC bölü 2'dir. Bölü 2'ler gitti. K çarpı BC yaptı. K çarpı BC zaten biz yukarıda bulmadık mı gençler? Yani cevap kaç yaptı? 16 yaptı. Dikkat edin. Genelde bunlarda ne yapıyorsunuz? İşlem yapmaya üşendiğiniz için bu soruların cevabına ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Üşenme. Üşenme yap. Evet geldik şuraya. Katlama olmazsa olmaz tabii ki. Şimdi ben bunu almışım böyle katlamışım. E, katlamayı kullanacağız arkadaşlar. Eski haline bir geri getirelim arkadaşlar şekli. Katlamalarda ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. 2 ise 2. Hocam bu kenarla bu kenar eşit. Hocam bu açıyla bu açı eşit. Hocam şurada açıyla burada açı eşit. Kullanmayacağım gibi ama bu açıyla da bu açı eşit. Tamam. Neyse. E ben burada ne buldum? Aa, burada bir şeyler vermiş. 2 var, 6 var. Tamam. Şurası 2. Değil mi arkadaşlar? Evet burası 6 verilmiş. Şimdi bana şöyle BCD açısı demiş. BCD açısı. Neye eşit? Şuraya ben alfa, buraya da beta diyecek olursam DBC açısına alfa diyelim. DBC açısına alfa diyelim. BCA üstü açısına da BCA üstü açısına da beta diyelim. BCD açısı alfa artı betaymış. BCD açısı alfa artı betaymış. O zaman bu açının tamamı alfa artı beta çalıştı. Bak BCD. Betası buradaysa burası da alfa mı yaptı? Evet. Aa hocam burası da alfa. Aa güzel bir şey çıktı. Bak üçgenimiz önceden böyleydi. Şurası alfa iken burası da alfa oldu mu arkadaşlar bakın. Evet. Birer açıları eşit olan iki üçgen çıktı. Bak 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 olaya bak şimdi. Hocam şu üçgenle bak alfalı bu üçgenle alfalı büyük üçgende iç içe ya bu sefer. Ortak açı var mı? Var. Büyük üçgende bak şu üçgenle büyük üçgende ortak açı burası. O zaman alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise büyük üçgende alfa karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Benzer. O zaman ne yapacağız? Benzerlik. Hadi bakalım. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı mecbur. Alfanın karşısı buradaysa onu yapacağız. 2 bölü x eşittir. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı x eşittir. Çift çizginin karşısı x bölü çift çizginin karşısı büyük üçgende 8. X bölü 8'e eşittir. X kare buradan 16 geldi. X'i buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Hocam x 4. Şimdi bizden CD bölü BC isteniyor. CD bölü BC isteniyor. Aa, bizden A bölü B isteniyor. Hocam benzerliğe bakalım. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 4 değil mi? Evet. Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı 4 eşittir. Karaladığım açının karşısı A bölü karaladığım açının karşısı B'ye eşittir. A bölü B'ye eşittir. Bu değer neye eşit oldu arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit oldu. 2 bölü 4'ten dolayı. Zaten benden de CD bölü CB isteniyor arkadaşlar. Yani A bölü B isteniyor. O zaman cevabımız A bölü B isteniyorsa zaten biz bunu sonuç olarak bulduk arkadaşlar. Cevabımız o zaman 1 bölü 2 çıktı. Güzel bir soru. Dikkat edin. Verilen her bir bilgiyi kullanın. Açısı eşit verilen üçgenlerde ortak açı kalıbını sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Aa hocam açısı eşit verilen üçgenler noktaya nokta. Hocam şu üçgenle şu üçgende açılar eşit. Ama bu üçgenlerde benzerlik uygulayamam. İkişer kenarları yok bakın. Değil mi? Ya hocam ortak açılar var. A da burası, A da burası. Çünkü ters açılardan dolayı. Üçüncü açılarda birbirine eşit diyebiliriz. Buradan yapabilirsiniz. Aa şimdi birbirine eşit olan açılar. Ortak açı burası falan diyebiliriz ama bu bizi daha da zorlar. Daha kolay bir yol söyleyeceğim. Arkadaş açısı eşit verilen üçgenler olduğu zaman bak. Dik üçgenler oradan buradan şuradan çıkmıyorsa ne vardır? Benzerlik vardır kardeşim. Benzerlik. Unutma bunu. Tamam benzerlik var. E hocam açısı ya açısı eşit olanlar olduğu zaman büyük ihtimalle ortak açı kalıbı. Ama yok bunlarda yok. Bazen de bu açıların 180'e tamamlayan açılarını da kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın burası çizgi açısı. 180'e tamamlayan burası da çizgi açısı. Heh. Şimdi çizgi açısı olan üçgenlere bak. Hocam çizgi açısı olan bu üçgenle bak dikkat et. Çizgi açısı olan bu üçgenle çizgi açısı olan bu üçgende bak şu üçgende sarı üçgenle mavi üçgende ortak açı var mı? Var. Neresi? Aha da burası. Tekrarlıyorum. Sarı üçgenle çizgi açısı olan bu üçgen. Açısı olan üçgene dikkat edeceksiniz. Bak çizgi açısı olan üçgen. Bu üçgen
çizgi açısı olan üçgen bu üçgen. Üçgenlere dikkat çekeceksiniz burada. Evet, şu üçgenler ne oldu? Sarı üçgenle bu üçgen benzer oldu. Çünkü niye? İkişer açı eşlik açı varken ortak açı da burası. O zaman çizgi karaladığım üçüncü açı burası çift çizgi ise mavi üçgende de çizgi karaladığım üçüncü açı burasıdır. Tamam, bu üçgenle mavi üçgen benzer oldu. Haydi başlayalım sarı üçgenden. Çift çizginin karşısı 3 bölü çift çizginin karşısı 6. Yazayım yine de ayıp olmasın. 3 bölü 6 kolay bir şey var ama olsun. O zaman buradaki sarı üçgenden başlamıştım. Çizginin karşısı 8 bölü. Buradaki çizginin karşısı neye eşittir arkadaşlar? Mavideki çizginin karşısı 3 artı x'e eşittir diyeceğiz. İşler dışlar yapacağız. Ya da hocam çift çizginin karşısı 3 iken çift çizginin karşısı 6 oldu. Ne oldu? 1'e 2 oran var değil mi? Üçgen 6 oldu. O zaman burada çizginin karşısı 8 ise buradaki mavideki çizginin karşısı da 2 katı 16 olmak zorunda. E tamamı 16 ise burası da kaç çıkar? 13 çıkar. Evet, bu örneğin cevabında arkadaşlar 13 bulduk. Geldik şu örneğe. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz. ABC dik üçgen verilmiş. Bunlar açıortay verilmiş. Bu açıortayları kullanmak zorundayım. Aa hocam işte çemberin merkezi oldu burası değil mi? Bu açıortay, bu açıortay. Hiçbir şey yapamıyorum. Verilen bilgileri kullanmak zorundayım. Buradan gelen de ne olmak zorunda arkadaşlar? Açıortay olmak zorunda. Yani burası da 45, burası da 45 olmak zorunda. Hocam başka bir şey var mı? Yok. Açıortayları kullandık. Başka ne yapabiliriz? Aa hocam burada kaçıyı bulabilirim ben? Hani iki tane iç açıortay arasında kalan açı formülü. Hocam 90 artı A açısı bölü 2 idi. Ya da bırak formülü. Şuraya sen AA, buraya sen BB ya da şuraya AA, buraya da BB diyecek olursan. Hocam 2A artı 2B 90 değil mi? Evet. 2A artı 2B 90 sa A artı B kaç geldi? 45 geldi. Hocam A artı B 45 ise burası 135 derece geldi. Hatta buradaki açı da kaç derece oldu? 45 derece oldu. 4 6 hala kullanamıyorum. Özel açı kullanamıyorum. Bir şey yok. Dik üçgen yok. O bu yok. Bu yok. Şu yok. O zaman ne yapacağız? Benzerlik. Benzerlikte de hocam bak 45'e 45 iki açı eşitliği var. Şu üçgenle büyük üçgende. Hatta hocam burada da 45 var. Burada da 45 var. Ama her iki 45'li üçgene baktığın zaman ortak açı yok. İç içe olanlara bak. 45'li şu küçük üçgenle 45'li büyük üçgende ortak açı var mı? Var. A açısı. Bakın. Tekrarlıyorum. Şu mavi üçgenle şuradaki siyah üçgen diyeyim şöyle. Şu üçgende arkadaşlar. Görüyorsunuz. Her ikisinde de 45 var. Her ikisinde de mavi üçgendeki mavi üçgenle siyah üçgendeki ortak açı da A açısı değil mi? Evet. O zaman üçüncü açıları da birbirine eşittir. 45 A ortak açı. 45 ortak açı. Üçüncü açı çift çizgi ise. 45 ortak açı. Üçüncü açı. Burada da tamamı çift çizgi olmak zorunda. O zaman benzerliği uygula. Küçükte 45'in karşısı 4'ün. Büyükte 45'in karşısı 6'ya oranı. Küçükte çift çizginin karşısı var 6'nın. Büyükte siyahta 40 çift çizginin karşısı. Şuraya x diyecek olursam zaten AD isteniyor. Çift çizginin karşısı x artı 4'ü oranına eşittir arkadaşlar. Şunlar sadelesi 2'ye 3. 2 ile de 6 sadelesi yine burası 3 yapıyor. 3 kere 3 9. 9 eşittir x artı 4 yaptı. Ve buradan da x'i kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Evet, böylelikle cevabımız ne çıktı gençler? 5 çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. AD uzunluğu böylelikle 5 oldu. Hoş bir soru. Evet, geldik şu soruya. Arkadaşlar güzel bir soru. Hadi bu soruya bir ödül koyarım. Ya çok beğendiğim sorulardan bir tanesi. Arkadaşlar böyle ilginç sorularımı her sene böyle şey yapıyorlar. Böyle soruların mantığından mutlaka soru çıkıyor arkadaşlar. Yani anlatmadığımız bir şey kesinlikle çıkmıyor. Hatta soruların aynısının laciverti mutlaka bir sınavda çıkıyor. Bakın ben bu soru 3 yıldır var burada. Burada var. Valla bu soru da sanki önümüzdeki yıl bu soru olmasa öyle büyük ihtimal aynısının laciverti çıkar gibi geliyor arkadaşlar. Yani bu soruyu yapan sınavda çıkacak o soru dürbün mantığındaki soruyu da yapacaktır gibi geliyor arkadaşlar. O yüzden bu soruya dikkat edin ve bu soruya ödül koyuyorum. Ne yapacaksınız? Bir durdurun videoyu. Yapın bakalım soruyu. Soruyu yapan da yapmayan da yaptım hocam yapmadım hocam. Ah şurada dikkatsizlik yaptım hocam. Ah şurada bunu yanlış yaptım hocam deyip bana yorum olarak da yazın. Yorumlar arasından ne yapacağım arkadaşlar? Yapanlardan şey yapacağım. Ama bazen geçen sene de yaptım. Bazı videolarda ödüllü sorularda yapamayanların arasından da kişiler seçip ona göre
Hediye veriyorum arkadaşlar. Buradaki hediyelerimiz de zaten ne olacak? Fasiküllerden birer tanesi olur arkadaşlar. Yani fasiküllerden bir tanesi size de ödül olarak gelecektir. Onları sonra ben belirleyeceğim arkadaşlar. Belli bir zaman geçmesi lazım tabii bunun için. Tamam mı gençler? Ama geçen sene çözen arkadaşlar lütfen siz yorum yazmayın. Tamam mı? Evet. Şimdi soruya bakalım arkadaşlar. Durdurdunuz değil mi? Durdurdunuz. Hadi bakalım kolay gelsin. İnşallah yaparsınız. Ali belli bir uzaklığa dürbünle bakıp görüş alanındaki yerlere doğrusal olacak biçimde 1 metre aralıklarla delik dikecek. Mesela şöyle dürbünle baktı ya, şuradaki dürbünle baktığı yere doğrusal olacak şekilde dürbünle mesela ağaç dikecektir. Şuraya birer metre arayla, şu aralığa birer metre arayla şey dikti. Ya da şu araya arkadaşlar birer metre arayla dikti mesela. Şöyle 3 metreye kaç tane dikti? 4 tane dikti mesela. Değil mi arkadaşlar? Birer metre arayla. Tabi bakış alanındaki yer böyle şey olduğu zaman ne olacak? Uzadığı zaman o zaman metrede uzadığı zaman öyle birer metre o zaman diktiği ağaç sayısı da ne olacak arkadaşlar? Daha da çoğalacak mesela. Neyse. Ali ABC üçgeni şeklindeki bahçenin AC ve BC kenarına direk dikecektir. Evet. AC ve BC kenarına direk dikecekmiş. A köşesinde dürbünle baktığında C'den itibaren bak C'den itibaren BC kenarına 5 direk dikebileceğini. Nereden bakıyor arkadaşlar? A köşesinden dürbünle bakıyor. Dürbünle baktığında ne oluyormuş? C'den itibaren BC kenarına 5 direk dikebileceğini. BC kenarına 5 direk dikecek. 1, 2, 3, 4, 5 direk dikeceğini. Şöyle dürbünle baktığı zaman şöyle olacak arkadaşlar. Tamam mı? Hani şu bakış açısı. C'den itibaren bakış açısı. Şöyle olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Sonra B köşesinden aynı dürbünle baktığında işte dur. Arkadaşlar insan gözü ya da dürbünle baktığımızda o dürbünle baktığımızda bakış açısı her zaman aynı değil midir arkadaşlar? Aynı. O zaman B'den de dürbünle baktığında yine C'den itibaren AC'ye ne yapıyormuş arkadaşlar? Şöyle bakın AC'ye baktığı zaman AC'ye de kaç tane direk dikebiliyormuş arkadaşlar? 3 tane direk dikebildiğini görüyormuş. C'den itibaren 1, 2, 3 tane direk giriyor. E burada aynı dürbünle mi bakıyor arkadaşlar? Buradan da aynı dürbünle bakıyor. Buradan da aynı dürbünle bakıyor. Bakış açısı bu. Buradaki bakış açısı bu. E bakış açısı aynı dürbünle baktığı için aynı olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Aynı olmak zorunda. E birer buraya 3 direk dikebiliyorsa birer metre aralıklarla yani burası kaç yaptı arkadaşlar? Burası 2 yaptı. E buraya 5 direk dikebiliyorsa o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 4 birim yaptı. Şimdi dikkat eder misiniz arkadaşlar ne çıktı burada karşımıza? Aa hocam burada isterseniz dikkat etmeyin. Dur bir dakika biraz sonra dikkat edin. Şimdi soruyu tam okuyayım isterseniz. 3 direk dikebileceğini hesaplıyor. Bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebildiğine göre. Bak bahçenin BC kenarına 8 direk dikilebildiğine göre. Arkadaş buraya 8 direk dikilebiliyorsa. A ve B köşelerinde direkt dikilecekmiş. O zaman B köşesi de daha iyiyse. Buraya 8 direkt dikiliyorsa o zaman burası kaç birimdir? 7 birimdir. Değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edin. Bak buraya dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5 direkt var. Burası 4 birim. 1, 2, 3 direkt, 3 direkt dikildiyse burası 2 birimdir. E buraya ben 8 direkt dikebiliyorsam arkadaşlar o zaman burası uzunluk olarak kaç birimdir arkadaşlar? 7 birimdir burası. Ali toplamda kaç direkt dikmiştir diye soruyor bize. O zaman şuradaki x uzunluğunu da bulursam çünkü bu kenarla bu kenara direk dikilecekti. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Hocam birer açıları eşit olan üçgenler var burada. Bak alfalı şu üçgenle alfalı buradaki üçgen ne oldu arkadaşlar? Birer açıları eşit olan üçgenler. Her ikisinde de ortak açı burası değil mi? Evet. E alfa karaladığım üçüncü açı burası çift çizgiyse eğer şunları şey yapayım. Alfa karaladığım üçüncü açı burası da çift çizgi olmak zorunda. Hangi üçgenlerde arkadaşlar? Bakın. Şu üçgenle şuradaki üçgen ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. Aa şu mavi şuradaki üçgenden başlayayım. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 oldu. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 olduysa benzerlik oranı 2 kat değil midir arkadaşlar? Evet. Hangi üçgenden? Bakın şu üçgenden. Şu üçgenden başladık. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 4 oldu. O zaman bu siyah üçgende çift çizginin karşısı 7 iken çift çizginin karşısı buradaki uzunluk kaç olacaktır arkadaşlar? 14 olacaktır. Çünkü 1'e 2 oran var. Aa hocam o zaman burası 14 burası 7 ise cevap 21 o şekilde bulmanızı tabii ki tavsiye etmiyoruz. Direk sayısı soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi dikkat edin.
Şurada direk sayısı kaçtır arkadaşlar? Burada zaten kaç direk var? 8 direk var değil mi? Evet. Şu BC kenarında kaç direk var arkadaşlar? 8. Şuraya bir daha göstereyim şöyle. Bak dikkat edin. Şurada 8 direk var. Şöyle 8 direk var. Hocam burada kaç direk var? 14 bulduk ya. 14 direk var demeyin sakın. Burada da kaç direk var arkadaşlar? 15 direk var. Aa hocam 15 artı 8'den cevap 23 diyenler nanay oldu. Niye hocam? Çünkü sen buradaki direk sayısını sayarken 8 direk. Buradaki direk sayısını da sayarken şuradakini her ikisinde de saymadın mı kardeşim? E sen bunu her ikisinde de saydın. E sen bunu iki defa saydın. Oradaki direği bir kere çıkartmalısın. Burada 8 direk var. Burada da 15 direk var ya. 8 artı 15 eksi 1 demelisin yani buraya da. Ya da tam tersi 15 artı 8 eksi 1 demelisin. Tamam. Yani bazı arkadaşlar şöyle yapmıştır. Ha hocam bu soruyu yapan belki arkadaşlar vardır. Şöyle yanlış yapanlar vardır. Mesela buraya 3 direk dedik ya. Buraya da 5 direk dedik ya. Burayı 5 kabul etmişsinizdir. Buraya 3 kabul etmişsinizdir. Bu yoldan başlayıp yanlış yapanlar vardır. Ya da buranın 2 birim 4 birim 7 birimken buraya 14 bulup da 7 artı 14 bulanlar vardır. Yani 21 bulanlar vardır. Ya da tam son ana kadar gelip de şunu yapanlarınız vardır arkadaşlar. Tam buraya 7 14 buldunuz. Hocam burası 8 direk. Burası da 15 direk deyip 8 15 daha 23 diyenleriniz de vardır. Ya onlara en çok da onlara acıyorum. Hocam ben 23 dedim diyenler de unutulsun lütfen. Ama aslında nedir arkadaşlar? Buraya kaç tane direk? 15 direk. Buraya 8 direk. Her ikisinde de bunu saydığımız için burada da bir çıkarmamız lazım. Gerçekten de çok güzel bir soru arkadaşlar. 15, 8 daha 23 yaptı. Bir de bir çıkarttığımızdan 22 direk dikilebilir arkadaşlar. A ve B köşelerine de direk dikilebildiği zaman. Yani burada bir de neyi öğrendik? Dürbünle baktığınız zaman ister sağdan bak, ister soldan bak, ister A köşesinden bak, ister B köşesinden bak. Bakış açıları her zaman aynıdır. Burada en azından bir yeni nesil soru mantığı daha öğrendiniz arkadaşlar. Hep bakış açısı her yerde aynı oluyor arkadaşlar. Dikkat edin, ÖSYM'de bu bakış açısıyla mantığında bir soru sorabilir. Tamam, benim soru size belki zor gelmiş olabilir. Ama aslında çok da zor değil. ÖSYM bu mantıkta daha kolay bir soruyu da sorabilir. Demedi demeyin. Evet gençler, böylelikle kalıp 1'i bitirdik. Sırada var kalıp 2. Ama kalıp 2'yi de bir sonraki videoda işleyeceğiz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.